Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes 3 Öğrenci Şimdi tekrar etmek istemediğim bir dizi olaydan dolayı Bay Sherlock Holmes ile ben 1895 yılında üniversite şehirlerimizden birinde birkaç hafta geçirmek zorunda kalmıştık. Orada bulunduğumuz süre içinde Holmes küçük fakat öğretici bir vakayı çözmek zorunda kaldı. Söz konusu üniversiteyi ya da suçluyu okuyucuya açıklayacak ayrıntıları eklemenin çok çirkin ve düşüncesizce olacağı konusunda herkesin bana katılacağına inanıyorum. Bu kadar kötü bir skandal sonsuza kadar hafızalardan silinmeyi hak ediyor doğrusu. Ne var ki gerekli noktalar saklı tutulduğu takdirde vakanın kendisinin anlatılabileceğini düşünüyorum. Sonuçta dostumun özel yeteneklerinin bazılarını gözler önüne sermişti. Anlatımımda olayları belirli bir yere bağlayacak ya da olayla alakalı kişileri açıklayacak kelimeler kullanmamaya dikkat edeceğimin bilinmesini istiyorum. O sıralarda Sherlock Holmes'ün İngiliz patentlerle ilgili zorlu bir araştırma sürdürdüğü bir kütüphanenin yakınlarında bulunan dayalı döşeli odalarda kalıyorduk. Bu arada araştırmanın sonuçlarının gelecekte bir yazıma konu etmeyi düşünebileceğim kadar ilginç olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir akşam tanıdıklarımızdan biri Sitluk Üniversitesi'nden öğretmen ve okutman olan Bay Hilton Sams ziyaretimize geldi. Bay Sams sinirleri gergin, heyecanlı bir karaktere sahip, uzun boylu, zayıf biriydi. Zaten her zaman telaşlı biri olmuştu ama söz konusu ziyaretinde öyle kontrolden çıkmış bir haldeydi ki, başına olağanüstü bir şeylerin geldiğini anlamamak mümkün değildi. Bay Holmes Değerli vaktinizin birkaç saatini bana ayırabilirsiniz değil mi? Sitluk'ta son derece üzücü bir olay yaşadık ve şans eseri şehirde bulunmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Bu aralar son derece yoğunum ve doğrusunu isterseniz hiçbir şeyin beni işimden alıkoymasını istemem diye cevap verdi dostum. Polisin yardımına başvurmanız çok daha iyi olur. Hayır, hayır beyefendi. Bu kesinlikle imkansız. Kanunlar bir kere işe karıştı mı onları bir daha durduramazsın. Üniversitenin itibarının korunması ve bir skandalın patlak vermesini önlemek adına son derece büyük bir önem taşıyor. Bay Holmes, yeteneklerinizle olduğunuz kadar gizlilik konusundaki katılığınızla da ünlü birisinizdir ve bu dünyada yardımını isteyebileceğim başka hiç kimse yok. Elinizden geleni yapmanız için size yalvarırım, Bay Holmes. Dostumun sinirleri Baker Sokağı'nın alışıldık çevresinden uzaklaştığından beri gergindi. Not defterleri, kimyasal maddeleri ve dağınık evi olmadan rahat eden bir adam değildi. Kaba bir şekilde omuzlarını silkti ve misafirimiz el kol hareketleri eşliğinde hikayesini anlatmaya başlayınca sessizce oturdu. Öncelikle şunu söylemeliyim Bay Holmes. Fortescue bursu için açılan sınavların ilk günü yarın. Sınav yapacak olan kişilerden biri de benim. Dersim Yunanca ve ilk kağıtlarda öğrencilerin daha önce okumadığı Yunanca bir metnin tercüme edilmesi isteniyor.'' Bu metin sınav kağıdının üzerine basılmış durumda ve bir aday bunu önceden görüp hazırlarsa diğerlerinin karşısında çok büyük bir avantaj sağlayacağı kesin. İşte bu sebepten dolayı kağıtları saklı tutmak konusunda büyük özen gösteriliyor. Bugün saat 3 civarında bu sınav kağıtlarının provaları çıktı. Tusadidis'ten bir bölümün yarısını koymuştum ve en ufak bir hata içermemesi gerektiği için metni başından sonuna kadar dikkatlice okumam gerekiyordu. Saat dört buçuğa gelirken işim henüz bitmişti. Ne var ki bir dostumun ofisinde çaya davetliydim ve provayı masanın üzerinde bırakıp gittim. Bir saatten biraz daha fazla kalmışımdır. Bildiğiniz gibi Bay Holmes, üniversite kapılarımız çifttir. İçerideki kapı yeşil çuhayla kaplı, dışarıdaki ise kalın meşedendir. Kapıma yaklaştığım sırada kilidinde bir anahtar görünce şaşırdım. Bir an için kendi anahtarım olduğunu sandım ama cebime bakarak durumun öyle olmadığını anladım. Benim bildiğim kadarıyla anahtarın tek bir kopyası var ve o da 10 yıldır ofisime bakan ve sarsılmaz bir şekilde güvendiğim uşağım Bannister'da. Kapıdaki anahtarın gerçekten de ona ait olduğunu, çay isteyip istemediğimi sormak için odama girdiğini ve çıkarken de dikkatsizlik yapıp anahtarı kapıda unuttuğunu öğrendim. Odama ziyareti benim odayı terk edişimden yalnızca birkaç dakika sonra gerçekleşmiş olmalı. Başka herhangi bir gün olsa unutkanlığının hiçbir sonucu olmazdı ama bu özel günde içler acısı bir sonuç yaratmış bulunuyor. Masama baktığım anda birinin kağıtlarımı karıştırdığını anladım. Prova üç ayrı kağıttan oluşuyordu ve ben hepsini bir araya toplayıp bırakmıştım. Sonra baktığımda biri yerde, biri pencerenin yanındaki bir sehpanın üzerinde, biri de onu bıraktığım yerde duruyordu. Holmes bu konuşmanın başlangıcından beri ilk defa biraz doğruldu, oturduğu yerde birinci sayfa yerde, ikincisi pencerede, üçüncüsü ise bıraktığınız yerde, dedi. Kesinlikle Bay Holmes, beni şaşırtıyorsunuz. Bunu nasıl bilebildiniz? Lütfen ilginç hikayenizi anlatmaya devam edin. Bir an için Banister'ın affedilmez bir şey yapıp kağıtlarımı karıştırdığını sandım. Büyük bir içtenlikle karıştırmadığını söyledi. Doğruyu söylediğinden de en ufak bir kuşkum yok. Bu durumda tek bir seçenek kalıyor. O da kapının yanından geçen birinin anahtarı gördüğü benim dışarıda olduğumu bilen biri elbette ve kağıtlara bakmak için içeri girdi. Büyük bir miktar para söz konusu. Bahsi geçen burs çok değerlidir. Vicdansız birinin diğer adayların karşısında bir avantaj elde etmek için her türlü riski göze alması şaşırtıcı değil. Banister olay karşısında çok heyecanlandı. Kağıtlarla oynandığını anladığında neredeyse kendinden geçiyordu. Ona biraz brandy verip yarı baygın halde bir sandalyeye oturttum ve odayı dikkatlice araştırmaya giriştim. Çok geçmeden davetsiz misafirin arkasında başka izler de bıraktığını gördüm. Pencerenin yanındaki sehpanın üzerinde açılmış bir kurşun kalemin çöpleri duruyordu. Ayrıca kalemin kırık ucu da oradaydı, aynı yerde. Belli ki serseri büyük bir hızla kağıtları kopyalarken kurşun kalemini kırmış, sonra açmak zorunda kalmıştı. Mükemmel, dedi neşesi yerine gelen ve büyük bir dikkatle dinleyen Holmes. Şansınız yaver gitmiş. Hepsi bu değil. Kırmızı deri kaplı bir yazım masam vardır benim. Yemin ederim ki üzeri pürüzsüz ve temizdi. da beni doğruluyor. Şimdi üzerinde 7-8 cm uzunluğunda bir kesik var. Küçük bir çizikten bahsetmiyorum. Bas bayağı bir kesik. Bulgularım bununla da bitmiyor. Masanın üzerinde içinde talaş gibi bir şeylerin de olduğu siyah küçük bir parça hamur buldum. Kil gibi bir şeydi. Bunun da kağıtları karıştıran adam tarafından bırakıldığına eminim. Herhangi bir ayak izi ya da kimliğini tespit etmeme yarayacak başka hiçbir şey yoktu. Söylüyorum size, çıldırmak üzereydim. Sonra şehirde olduğunuzu hatırladım ve vakayı doğrudan ellerinize bırakmak için hemen buraya geldim. Lütfen yardım edin Bay Holmes. İçinde bulunduğum ikilemi görüyorsunuz. Ya adamı bulacağım ya da yeni kağıtlar hazırlanana kadar sınavı ertelemek zorunda kalacağım. İki durumda da her şeyi anlatmam gerekecek ve korkunç skandal patlayacak. Bu sadece fakülteye gölge düşürecek bir şey değil. Üniversitenin kendisini bile lekelemeye yeter. Tek dileğim olayın mümkün olduğu kadar sessizce ve tam bir gizlilik içinde halledilmesidir. Vakayı üstlenip elimden geleni yapmaktan büyük bir mutluluk duyacağım," dedi Holmes, ayağa kalkıp paltosunu giyerek. Olayın ilginç olmadığını söylemek haksızlık olur. Kağıtlar size ulaştıktan sonra odanızı ziyaret eden oldu mu acaba? Evet, Genç Dalatras, aynı katta oturan Hintli bir öğrenci, sınavla ilgili birkaç soru sormak için gelmişti. Ve bunun için odanıza alındı. Öyle değil mi? Evet. Ve kağıtlar masanın üzerindeydi. Hatırladığım kadarıyla o sırada rulo halinde duruyorlardı. Peki prova olduklarını anlamak mümkün müydü? Mümkündür herhalde. Odanızda başka hiç kimse yoktu. Hayır. Provaların orada olacağını bilenler var mıydı? Matbaacıdan başka hiç kimse. Ya Banister denen adam o biliyor muydu? Hayır kesinlikle bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu. Banister şu anda nerede? Çok hastaydı. Zavallı. Onu sandalyede yarı baygın halde bıraktım. Bir an önce size ulaşmak istiyordum. Kapınızı açık mı bıraktınız? Önce kağıtları sağlam bir yere kilitledim tabii. O halde Bay Sams, Hintli öğrenciniz rulo halindeki kağıtların sınavın provası olduğunu anlamadıysa kağıtları karıştıran adamın onları tamamen tesadüf eseri bulduğu sonucuna varıyoruz. Öyle görünüyor. Holmes gizemli bir şekilde gülümsedi. Pekala dedi. Hadi gidip bakalım. Senin vakalarından değil Watson. Fiziksel değil. Zihinsel. Tamam istersen gel. Evet Bay Holmes, Emrinizdeyim. Müşterimizin oturma odasının uzun, alçak ve önü demirli penceresi tarihi fakültenin likenlerle dolu eski bahçesine açılıyordu. Gotik tarzda kemerli bir yapıdan basamakları yıpranmış taş bir merdivene varılıyordu. Okutmanın odası zemin kattaydı. Üstteki üç kattaysa her birinde biri olmak üzere üç öğrenci kalıyordu. Suç mahalline vardığımızda alaca karanlık çökmüştü bile. Holmes durarak okutmanın odasının penceresini büyük bir ciddiyetle inceledi. Ardından yanına gitti ve parmak uçlarında durup boynunu uzatarak odanın içine baktı. Kapıdan girmiş olmalı. Başka giriş yok.'' dedi okumuş rehberimiz. ''Aa olur şey değil.'' dedi Holmes ve dostumuza bakarken çok kurnaz bir gülümseme vardı yüzünde. ''Peki madem burada öğrenecek bir şey yok içeri geçelim.'' Okutman kapının kilidini açıp bizi odasına soktu. Ama Holmes halıyı incelerken girişte durup bekledik. ''Korkarım burada bir şey yok.'' dedi. ''Böylesine kuru günlerde bir iz bulma umutları hep suya düşer zaten.'' Görünüşe göre uşağınız kendine gelmiş. Onu sandalyede bıraktığınızı söylemiştiniz. Acaba hangisiydi? Pencerenin yanında duran şu sandalyede. Anlıyorum. Buradaki küçük sehpanın yanında duranına. Evet, artık içeri girebilirsiniz. Halı ile işim bitti. İlk olarak bu küçük sehpaya bir bakalım. Adam odaya girdi ve kağıtları ortadaki masadan teker teker aldı. Onları pencerenin yanındaki sehpaya götürdü çünkü oradan sizin gelişinizi görebilecek, herhangi bir tehlike oluşmadan önce kaçabilecekti. Doğrusunu isterseniz bu mümkün değildi, dedi Sams. Çünkü içeri yan kapıdan girdim. Ah, bakın bu iyi. Yine de adamın aklındaki buydu. Şu kağıtları görebilir miyim? Parmak izi var mı? Hayır yok. Pekala, bu ilk sayfayı alıp kopyalamaya koyuldu. Mümkün olan her türlü kısaltmayı kullansa bu ne kadar zamanını alırdı? En azından 15 dakika. Sonra kağıdı fırlatıp ikincisine geçti. Onun ortasındaydı ki dönüşünüz hızlı bir şekilde kaçmasına sebep oldu. Odaya girdiğini gösterecek kağıtları yerlerine bile koyamadığına göre çok hızlı kaçmış olmalı. Dış kapıdan girdiğinizde merdivenlerde koşan birilerini gördünüz mü? Hayır, gördüğümü söyleyemem. Pekala, kalemin ucunu kıracak kadar hızlı yazıyordu ve sonra sizin de gördüğünüz gibi kalemini açmış. Bu ayrıntı da ilginç Watson. Öyle sıradan bir kalem değilmiş kullandığı. Alışıla gelmiş kalemlerden daha büyük ve yumuşak uçlu bir kalemmiş. Dışı lacivert. Üreticinin ismi gümüş harfler üzerinde yazılmış. Ve şimdi yalnızca 3 santimetre kadar bir kısmı kalmış. Böyle bir kalem bulursanız Bay Sams ve adamınızı yakaladınız demektir. Ayrıca büyük ve körelmiş bir bıçak kullandığını belirttiğimde biraz daha yaklaşmış olacaksınız. Bay Sams bu bilgilerin karşısında şaşırmış gibiydi. Şey söylediğiniz çok şeyi anladım dedi. Fakat uzunluk konusuna gelince gerçekten Holmes üzerinde nn harflerinin ve onların arkasında boşluk bulunan bir parça tahtayı bize doğru uzattı. Gördünüz mü? Hayır, korkarım hala. Watson, sana her zaman haksızlık etmişimdir. Birçok konuda. Bu NN harfleri sence ne olabilir? Bir kelimenin sonunda bulunuyor. Eminim çok satılan markalardan birinin Johan Faber olduğunu biliyorsundur. Diğer kalemlerde Johan kelimesinden sonra ne kadar kalıyorsa burada söz konusu olanın da o kadar olacağı açık değil mi? Küçük sehpayı kaldırıp lambanın ışığına doğru eğdi. Üzerine yazdığı kağıt ince ise buradaki cilanın üzerinde bir takım izler bırakmış olabileceğini düşündüm. Hayır, hiçbir şey göremiyorum. Bu köşede öğrenebileceğimiz başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Gelelim orta masaya. Buradaki küçük toprak, yanılmıyorsam şayet daha önce bahsettiğiniz şu siyah hamurumsu madde olmalı. Şekil itibariyle premidimsi ve gördüğüm kadarıyla da içi boş. Tıpkı dediğiniz gibi. içinde talaş benzeri bir şeyler varmış gibi görünüyor. Olur şey değil. Bu gerçekten ilginç. Ve masadaki kesiyi görüyorum. Bir yırtık bile sayılabilir. Küçük bir çizikmiş en başta ama sonra çentikli bir delik haline gelmiş. Dikkatimi bu vakaya çektiğiniz için size müteşekkir olduğumu belirtmeliyim, Bay Sams. Şuradaki kapı nereye açılıyor? Yatak odama. Bacaranızdan sonra oraya girdiniz mi hiç? Hayır, doğrudan size koştum. Oraya bir göz atmak isterim açıkçası. Ah, ne kadar hoş bir oda. Geleneksel bir tarzı var. Belki ben inceleyene kadar dışarıda biraz beklersiniz. Hayır burada da hiçbir şey yok. Peki ya bu perde? Giysilerinizi onun ardına saklıyorsunuz. Biri bu odada saklanacak olsa kesinlikle burayı seçerdi. Zira yatakta, gardıropta son derece dar. Bunun arkasında kimse yok ya şu anda. Holmes perdeyi çekerken acil bir durum için hazırlıklı olduğunu duruşundaki heyecandan anlayabiliyordum. Ne var ki perdenin kancalara asılı bir dizi takım elbiseyi sakladığı ortaya çıktı. Holmes arkasında dönüp birdenbire yere eğildi. Vay canına bu da nedir? dedi heyecanla. Siyah hamurdan küçük bir piramitti. Çalışma odasındaki masanın üzerinde bulunanın tıpa tıp aynısı. Holmes lambanın ışığında onu bize doğru uzattı. Görünüşe göre ziyaretçinin yatak odanda da iz bırakmış Bay Sams. Burada ne işi olmuş olabilir ki? Bunun gayet açık olduğunu düşünüyorum. Siz beklenmedik bir yoldan geri döndüğünüzde kapıda sesinizi duyana kadar her şeyden habersizdi. Adam odaya girdiğini gösterecek her şeyi hızlıca toparlayıp saklanabileceği tek yer olan yatak odanızda almış soluğu. Aman tanrım Bay Holmes ben öteki odada Bannister'la konuşurken adamın hemen yanımızda tutsağımız olduğunu mu söylüyorsunuz? Gördüğüm kadarıyla öyle. Başka bir alternatif de olmalı. Bay Holmes yatak odamın penceresinde dikkat ettiniz mi acaba? Tahta kafes, kurşun çerçeveler, üç ayrı pencere. Bir tanesi bir insanın girebileceği kadar büyük ve menteşelerle açılıyor. Kesinlikle. Ve avluya neredeyse görünmez bir açıyla bakıyor. Adam oradan girmiş olabilir. Yatak odasında izlerini bırakmış. Gelirken de açık bulduğu kapıdan kaçmıştır. Holmes başını sabırsızca hayır anlamında salladı. Pratik olalım dedi. Buradaki merdivenleri kullanan ve arada bir kapınızı uğrama alışkanlığına sahip olan 3 öğrenciden bahsetmiştiniz. Doğru mu? Evet efendim 3 üç öğrenci. Üçü de sınava girecek mi? Evet. Diğerlerine nazaran içlerinden birinden şüphelenmek için herhangi bir sebebiniz var mı? Sams tereddüt etti. Bu son derece zor bir soru, dedi. Kanıt olmadan birini suçlamak hiç hoş değil. Kuşkuları duyalım, kanıtları ben arayacağım. O halde buradaki odalarda kalan üç adamın karakterlerini kısaca özetleyeceğim. En altta oturanın ismi Gilchrist. Kendisi çalışkan bir öğrenci ve başarılı bir atlet. Fakültenin kriket ve rugby takımlarında oynuyor. Üstelik engelli koşu ve uzun atlama dallarında da üstün bir performans sergiliyor. Yiğit bir delikanlıdır. Babası, at yarışlarında bütün parasını kaybeden Sir James Gilchrist'ti. Öğrencim beş parasız kalmış biri olabilir ama son derece çalışkan ve atiktir. İleride başarılı biri olacağına eminim. İkinci kat, size daha önce bahsettiğim Hintlinin, Dalatras'ın kaldığı kattır. Çoğu Hintli gibi o da sessiz, anlaşılmaz bir adamdır.'' Derslerinde oldukça başarılıdır ancak en zayıf olduğu dal ne yazık ki Yunancadır. Tutarlı ve sistemli bir öğrencidir. En üst katta Miles McLaren'a ait. Çalışmayı seçtiği zaman harika biridir. Üniversitenin en parlak zekalarından biri. Ama aksi, dağınık ve ahlaksızdır. Buradaki ilk yılında İskambil kağıtları ile ilgili bir olaydan neredeyse uzaklaştırma alıyordu. Bu dönem boyunca derslerini tamamıyla unuttu. Eminim sınav gözünü korkutuyordur. O halde şüphelendiğiniz kişi o, öyle mi? O kadar ileri gidemeyeceğim fakat üçünün içinde kuşkulanılmayı belki de en çok o hak ediyordur. Kesinlikle. Evet Bay Sams. Uşağınız Banister'la tanışalım şimdi. Ellisinde kır saçlı, soluk yüzlü küçük bir adamdı. Hayatının sessiz rutininde meydana gelen bu ani kargaşadan dolayı hala gergindi. Tombul suratı endişeyle seyiriyor, elleri bir türlü rahat durmuyordu. Bugün gerçekleşen şanssız olayı araştırıyoruz Banister, dedi patronu. Evet efendim. Anahtarı kapıda bırakan sizdiniz, doğru mu? diye sordu Holmes uşağa bakarak. Evet efendim. Özellikle bugün, söz konusu kağıtlar içerideyken bunu yapmanız ilginç değil mi? Büyük bir şanssızlık efendim ama daha önce de aynı şeyleri yaptığım olmuştur. Odaya ne zaman girmiştiniz? Yaklaşık dört buçukta efendim, Bay Sampson çay saatidir. Odada ne kadar kaldınız? Bay Samsın içeride olmadığını görür görmez ayrıldım. Masanın üzerindeki kağıtlara baktınız mı? Hayır efendim kesinlikle bakmadım. Nasıl oldu da anahtarı kapıda bıraktınız? Elimde çay tepsisi vardı. Anahtar için dönecektim. Sonra unutmuşum. Dış kapının kilidi yaylı mı? Hayır efendim. O halde hep açıktı. Öyle mi? Evet efendim. Odada bulunan biri dışarı çıkabilirdi yani. Evet efendim. Bay Sams geri dönüp de sizi çağırdığında çok heyecanlanmıştınız. Öyle mi? Evet efendim. Onun hizmetinde çalıştığım bütün yıllar boyunca böyle bir şey olmamıştı. Neredeyse bayılacaktım efendim. Anlıyorum. Peki kendinizi kötü hissetmeye başladığınızda tam olarak nerede bulunuyordunuz? Nerede miydim? Neden sordunuz? Buradaydım kapının yanında. Bu ilginç. Çünkü köşede duran şu sandalyeye oturdunuz. Buradaki sandalyeyi görmezden gelip oraya kadar yürümenize sebep olan neydi? Bilemiyorum efendim. Nerede oturduğum benim için önemli değildi. Bence bu konuda gerçekten bir fikri yoktur Bay Holmes. Çok kötü görünüyordu. Betty benze atmıştı. Efendimiz gittiğinde burada mı kaldınız? Sadece bir iki dakika. Ardından kapıyı kilitleyip odama çekildim. Siz kimden şüpheleniyorsunuz? Ah bunu söyleyemem efendim. Üniversitede bulunan tek bir beyefendi bile bilmiyorum ki bu şekilde arkadaşlarının üstüne geçmeye çalışsın. Hayır efendim buna inanamam. Teşekkür ederim bu kadarı yeterli. dedi Holmes. ''Ah, son bir şey daha. Hizmet ettiğiniz üç beyefendinin herhangi birine bir şeylerin kayıp olduğundan bahsetmediniz değil mi?'' ''Hayır efendim, tek kelime etmedim.'' ''Hiçbirini görmediniz mi henüz?'' ''Hayır efendim.'' ''Çok iyi. Şimdi Bay Sams, dilerseniz avluda bir yürüyüş yapalım.'' Çöken karanlıkta üzerimizde üç ışıklı kare parlıyordu. ''Kuşlarınızın üçü de yuvalarında.'' dedi Holmes yukarı bakarak. ''Hey, orada ne oluyor öyle?'' ''Biri kesinlikle çok huzursuz görünüyor.'' Hintli öğrenciydi bu. Karanlık silüeti birden bire perdesine yansımıştı. Odasında bir aşağı, bir yukarı yürüyüp duruyordu. Aslında üçüne de bir göz atma hoşuma giderdi. Dedi Holmes. Bu mümkün müdür? Bundan kolay bir şey yok. Diye cevapladı Sams. Buradaki odalar fakültenin en eskilerinin arasındadır ve üniversiteye gelen ziyaretçiler genellikle onları da görmek ister. Benimle gelin de size bizzat dolaştırayım. İsimler gizli kalsın lütfen dedi Holmes, Gilchrist'in kapısını çaldığımız sırada. Uzun boylu, sarışın genç bir beyefendi kapıyı açar açmaz geliş nedenimizi anlayarak bizi içeri davet etti. İçerisi orta çağdan kalma son derece ilginç mimari özellikler taşıyordu. Holmes bir köşeyi o kadar beğendi ki onu defterine çizmek konusunda ısrar etti. Kalemini kırdı ve ev sahibimizden bir tane ödünç almak zorunda kaldı. Sonra kendi kalemini açmak için bir bıçak istedi. Aynı garip kaza Hintli'nin odasında da meydana geldi. Bize yan gözle bakan ve Holmes'un mimari incelemesini bitirince sevincini gizleyemeyen sessiz karga burunlu kısa boylu biriydi. Holmes'un her iki katta da aradığı şeyi bulduğunu anlamamıştım. Sadece üçüncü kata yaptığımız ziyaret boşa çıktı. Dış kapıyı çalmamıza rağmen açılmadı. Ve içerden de sel şeklinde küfürlerden başka bir şey gelmedi. ''Kim olduğunuz umurumda bile değil, cehennem olun!'' diye kükredi sinirli bir ses. Yarın sınav var ve kimse ders çalışmama engelleyemez. Çok kaba bir çocuk, dedi rehberimiz merdivenlere yöneldiğimiz sırada. Öfkeden kıpkırmızı kesilmiş bir halde. Tabii kapıdakinin ben olduğumu bilmiyor ama her ne olursa olsun tepkisi son derece saygısızca. Bu koşullar altında bunun oldukça şüphe uyandırıcı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Holmes'un tepkisi oldukça ilginçti. Delikanlının boyunun tam olarak kaç olduğunu söylemeniz mümkün mü?" diye sordu. "Bay Holmes, bunu söylemem mümkün değil." Hintliden daha uzun ama yine de Gilchrist kadar uzun değil. 1.65 civarındadır herhalde. Bu son derece önemli bir bilgi dedi Holmes. Peki Bay Sams, iyi günler dilerim size. Rehberimiz şaşkınlık içinde ve perişan bir halde. Bay Holmes, beni bu şekilde terk etmeyeceksiniz ya. Durumun farkında değilsiniz galiba. Sınav yarın. Gerekli adımları bugünden atmak zorundayım. Sınav kağıtlarından biriyle oynanmışsa sınavın yapılmasına izin vermem mümkün değil. Olayın çözülmesi gerekiyor. Her şeyi olduğu gibi bırakmalısınız. Yarın sabah erkenden uğrarım. Durumu bir defa daha gözden geçiririz. O zaman atılması gereken adımlarla ilgili bir şey söylemem mümkün olur. Bu sırada siz hiçbir şeyi değiştirmiyorsunuz. Tek bir şeyi bile. Pekala, Bay Holmes. Gönlünüzü ferah tutabilirsiniz. Zorlukları aşacak bir şeyler bulacağımızdan eminim. Siyah çamuru yanıma alacağım. Kalem talaşlarını da öyle. Hoşçakalın. Karanlık avluya yeniden ayak bastığımızda kafalarımızı kaldırıp son bir kez pencerelere baktık. Hintli odasında hala bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Diğerleri ise görünürde yoktu. ''Evet Watson ne düşünüyorsun?'' diye sordu dostum ana caddeye çıktığımızda. ''Ne güzel bir oyun değil mi? Üç gencimiz var. İçlerinden biri olmalı. Haydi bir tahminde bulun. Sence hangisi yaptı?'' ''En üst katta oturan saygısız çocuk. En kötü üğüne sahip olan o. Aslında Hintli olanı da sinsi biri.'' Durmadan odasında o dolanmasına sen ne diyorsun? Bunda hiçbir gariplik yok. İnsanlar bir şeyi ezberlemeye çalıştıklarında öyle davranabiliyorlar. Yine de bize çok garip bakışlar fırlattığını inkar edemezsin. Ertesi günkü önemli bir sınav için hazırlanırken odan yabancılar tarafından istila edilseydi sen de öyle bakardın. Hayır, ben bunda bir gariplik göremiyorum. Kalemler ve bıçaklar, her şey gayet tatminkar. Fakat o adam beni gerçekten düşündürüyor. Kim? Kim olacak? Uşak Banister elbette. Bu oyundaki rolünü çok merak ediyorum doğrusu. Bende tamamıyla dürüst bir adam izlenimi bıraktı. Bende de öyle. Garip olan taraf da bu ya zaten. Dürüst bir adam ne diye... Neyse neyse, burada büyük bir kırtasiye var. Araştırmalarımıza burada başlayacağız. Kasabada yalnızca dört kırtasiye vardı ve Holmes her birinde kalem talaşlarını göstererek aradığı kalem için yüksek bir fiyat teklif etti. Her biri kalemin getirtilebileceği konusunda hem fikirken büyüklük olarak değişik bir kalem olduğunu ve büyük bir ihtimalle stoklarda bulunmayacağını söylediler. Dostum yenilgisinin karşısında olumsuzluğa kapılmışa benzemiyordu ve ciddiyetsiz bir tavırla omuzlarını silkerek pes ettiğini belirtti. Boşuna uğraşıyoruz Watson. En iyi ve en açık ipucu hiçbir yarar sağlamadı. O olmadan da vakanın üstesinden gelebileceğimizden en ufak bir kuşkum yok. Aman tanrım, sevgili Watson saat neredeyse 9 olmuş.'' Ev sahibemiz saat yedi buçukta verilecek fasulye ile ilgili bir şeyler söylemişti. Watson, senin bitmek bilmeyen tütün kullanımını ve yeme alışkanlıklarındaki düzensizliğini düşününce herhalde yakında yatağa düşersin. Beni de aynı sonun beklediği kesin. Ama önce gergin okutman, dikkatsiz uşak ve üç hırslı öğrencimizle ilgili vakayı çözmeden değil elbette. Holmes, o gece konuyla ilgili başka bir şey söylemediyse de gecikmiş akşam yemeğimizden sonra düşüncelere dalmış bir halde uzun süre oturdu. Ertesi sabah tam hazırlanmıştım ki saat 8'de odama girdi. ''Evet Watson'' dedi. ''Artık Sitluk'a gitme zamanı geldi. Kahvaltısız dayanabilir misin?'' ''Elbette.'' ''Biz ona sağlam bir bilgi verene kadar Sams diken üstünde oturuyor olacak. Verebilecek sağlam bir bilgi bulabildin mi peki?'' ''Evet, sanırım buldum. Bir sonuca vardın mı yani?'' ''Evet sevgili Watson, vakayı çözmüş bulunuyorum.'' ''Fakat nasıl oldu da yeni bir kanıt bulabildin?'' ''Haha, ha, saat 6 gibi erken bir vakitte yatağımı boşuna terk etmedim herhalde. İki saat boyunca sıkı sıkı çalıştım ve en az 5 mil yol yürüdüm ama görünüşe göre buna değdi. Bak.'' Holmes elini bana doğru kaldırdı. Hamurumsu üç küçük siyah piramit vardı elinde. ''Holmes, bu inanılmaz. Dün sadece iki tane vardı. Ve bu sabah bir tane daha oldu. Üçüncüsünün kaynağının, birinci ve ikincisinin de kaynağı olacağını iddia etmek fazla ileri gitmek olmaz. Değil mi Watson?'' Hadi gel de Samsa sıkıntısından kurtaralım artık. Şanssız öğretmen onu odasında bulduğumuzda gerçekten de korkunç bir ızdırap içindeydi. Sınavın başlamasına sadece birkaç saat kalmıştı ve Sams hala durumu herkese duyurmak ile suçlunun sınava girmesine izin vermek arasında kararsızdı. Sinirleri o kadar gerilmişti ki yerinde duramıyordu ve Holmes'u görür görmez ellerini uzatarak ona doğru koştu. Tanrı'ya şükürler olsun ki geldiniz. Umutsuz bir vaka olduğunu düşünüp pes ettiğinizden korkmuştum. Ne yapmalıyım? Sınavın yapılmasına izin verecek miyim? Evet, sınavı iptal etmeniz için bir sebep göremiyorum. Fakat aradığımız serseri sınava girmeyecek. Kim olduğunu biliyor musunuz? Evet, sanırım bu olayın duyulmasını istemiyorsak şimdi hemen bir takım kararlar alıp küçük bir oda mahkemesi yapmalıyız. Rica etsem şuraya oturur musunuz Bay Sams? Watson, sen de şuraya geç. Ben ortadaki bu sandalyeyi alacağım. Suçlu bir insanın ruhuna korku salacak kadar etkileyici görünüyoruzdur artık. Lütfen zili çalar mısınız Bay Sams? Banister birkaç dakika sonra odaya girdiğinde atlı görüntümüz karşısında şaşırarak korkuyla büzüldü. Lütfen kapıyı kapat, dedi Holmes. Evet Banister, dün olanlarla ilgili gerçekleri bize anlatır mısın lütfen? Adamın yüzü bembeyaz kesildi. Efendim, size her şeyi anlattım zaten. Ekleyecek bir şeyin yok mu? Hayır efendim hiçbir şey yok. Pekala ben sana birkaç öneride bulunayım öyleyse. Dün şuradaki sandalyeye oturma nedenin odaya giren kişinin kimliğini açıklayacak şeyi gizlemek miydi? Banister hayalet görmüşe benziyordu şimdi. Hayır efendim öyle bir şey kesinlikle yok. Bu sadece bir tahmindi dedi Holmes neşeyle böyle olduğunu ispatlamanın imkansız olduğunu itiraf etmeliyim. Fakat Bay Sams arkasını döner dönmez yatak odasında saklanan adamı dışarı çıkardığına göre bunun çok olası göründüğü de bir gerçek. Banister kurumuş dudaklarını yaladı. İçeride kimse yoktu efendim. Ah çok yazık Banister. Şimdiye kadar doğruyu söylemiş olabilirsin ama yalan söylediğini biliyorum artık. Adamın yüzünde belirgin bir meydan okuma ifadesi yerleşmişti. İçeride hiç kimse yoktu efendim. Haydi Banister, Hayır efendim kimse yoktu. O halde bize başka bilgi vermeyeceksin. Lütfen odada kalır mısın? Orada. Yatak odasının kapısının yanında dur. Sams, genç Gilchrist'in odasına çıkıp onu buraya davet etmenizi istemek zorundayım. Çok geçmeden öğretmen öğrencisiyle beraber geri gelmişti. Genç adam kendinden emin bir yürüyüşü ve hoş, açık bir yüzü olan uzun boylu, zayıf ve çevik görünüşlü biriydi. Endişeli mavi gözleriyle her birimize teker teker baktıktan sonra köşede duran Banister'ı fark ederek dehşetle irkildi. ''Kapıyı kapatmanızı rica ediyorum.'' dedi Holmes. ''Şimdi, Bay Gilchrist, gördüğün gibi burada yalnızız ve aramızda konuştuklarımızı kimsenin duymasına gerek yok. Birbirimize karşı tamamıyla dürüst olabiliriz. Bilmek istediğimiz şey, Bay Gilchrist, sizin gibi onurlu bir adamın dünkü çirkin harekette bulunmasını sağlayan nedenlerdir.'' dehşet içindeki adam dengesini kaybedecek birkaç adım geriledi. Korku dolu ve yalvaran gözlerle Banister'a baktı. "Hayır, hayır Bay Gilchrist, hiçbir şey söylemedim. Tek kelime bile etmedim." diye bağırdı uşak. "Söylememiştin şimdiye kadar." dedi Holmes. "Evet efendim. Banister'ın son kelimelerinden sonra çaresiz olduğunuzu ve tek çarenizin her şeyi dürüstçe itiraf etmek olduğunu anlamışsınızdır artık." Gilchrist tek eli havada bir an için duygularını kontrol altında tutmaya çalıştı. Bir saniye sonra masanın yanında dizlerinin üzerine düştü, yüzünü ellerine gömdü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ''Haydi sakinleşin'' dedi Holmes yumuşak bir sesle. ''İnsanlar hata yapar. Hiç değilse kimse acımasız, adi bir suçlu olmakla sizi suçlayamaz. Dilerseniz neler olduğunu Bay Sams'a ben açıklayayım. Siz de yanıldığım yerlerde beni düzeltin. Öyle yapmamı ister misiniz?'' Peki, peki. Cevap vermenize gerek yok. Dinleyin ve size haksızlık etmediğimi görün. Kağıtların size ulaştığını hiç kimsenin, Bay Bannister'ın bile bilemeyeceğini söylediğiniz anda vaka aklımda belli bir şekil almıştı. Matbaacıyı elemek kolaydı. Sonuçta istese kağıtları kendi odasında da okuyabilirdi. Hintli'yi de hiç takmadım kafama. Madem provalar rulo halindeydi, ne olduklarını bilmesine imkan yoktu. Öte yandan birinin odaya girmeye cesaret etmesi ve kağıtların tam da o gün gelmesinin tesadüf olamayacağı açıktı. O fikri aklımdan tamamen sildim. Odaya giren adam kağıtların burada olduğunu biliyordu. Peki nasıl öğrenmişti bunu? Hatırlarsanız odaya yaklaştığımda pencereyi incelemiştim. Birinin güpe gündüz karşılıklı bu kadar pencereye rağmen bu pencereden girmiş olup olmadığını düşündüğümü zannederek beni eğlendirmiştiniz. Bu çok saçma bir fikirdi. Ben pencerenin yanından geçerken ortadaki masanın üzerinde duran kağıtların neler olduğunu görebilmesi için bir adamın ne kadar uzun olması gerektiğini hesaplıyordum. Ben 1.80 boyundaydım ve biraz çabayla masanın üzerini görebiliyordum. Benden daha kısa hiç kimsenin en ufak bir şansı olamazdı. Görüyorsunuz ki o zaman içimizden birinin çok uzun olması durumunda özellikle ona dikkat edilmesi gerektiğini düşünmeye başlamıştım bile. Odaya girip pencerenin yanındaki sehpa ile ilgili konuştuk ortada duran masayla ilgili hiçbir şey bulamamıştım. Ta ki siz Gilchrist'le ile ilgili tarifinizde onun uzun atlamada çok başarılı olduğunu söyleyinceye kadar. İşte o anda her şey yerli yerine oturmaya başladı. Sadece teorilerimi destekleyecek birkaç şey daha görmek kaldı geriye. Olan şuydu, genç delikanlımız öğleden sonrasını atletizm sahasında antrenman yaparak geçirdi. Atlama ayakkabıları elinde, bildiğiniz gibi bunların altında sivri çiviler vardır, Geri dönüyordu ki pencerenizin altından geçerken uzun boyunun sayesinde masanın üzerindeki provaları gördü ve ne olduklarını hemen anladı. Aslında kapınızın yanından geçerken uşağınızın unuttuğu anahtarı görmese hiçbir şey olmayacaktı. Birden gördüğü kağıtların gerçekten de provalar olup olmadığını öğrenme isteğiyle doldu. Tehlikeli bir girişim değildi. Sadece bir şey sormak için uğradığını söyleyebilirdi. Neyse odaya girerek kağıtların gerçekten de sınavın provası olduğunu görünce şeytana uydu ayakkabılarını masanın üzerine koydu. Pencerenin yanındaki sandalyenin üzerine koyduğunuz şey neydi? Eldivenler, diye cevap verdi genç adam. Holmes, zafer dolu bakışlarını banistara çevirdi. Eldivenlerini sandalyenin üzerine bıraktı ve provaları sayfa sayfa kopyalamaya koyuldu. Öğretmeninin ana girişten döneceğini, onu gelirken görebileceğini düşünmüştü. Hepimizin bildiği gibi Bay Sams dönerken yan kapıyı kullandı. Birden kapının önünde beliri vermişti. Hiçbir kaçış yoktu. Bay Gilchrist eldivenlerini unutmuş olsa da ayakkabılarını aldı ve adeta uçarak yatak odasına sığındı. Masanın üzerindeki çiziğin bir tarafta yüzeysel olduğunu, yatak odasının olduğu yönde derinleştiğini fark etmişsinizdir. Bu bile ayakkabının yatak odası yönünde çekildiğini ve suçlunun oraya saklandığını göstermeye yeter. Çivinin etrafındaki çamur masanın üzerinde kalmıştı ve bir parçada yatak odasında yerdeydi. Bütün bunlara bu sabah atletizm sahasında yaptığım yürüyüş sırasında atlama çukurunda kullanılan ve atletlerin kaymaması için üzerine ince bir talaş tabakasıyla örtülen siyah çamuru gördüğümü, bir numune aldığımı da ekleyebilirim. Buraya kadar her şey doğru mu Bay Gilchrist? Öğrenci kendini biraz toparlamış, sırtını dikleştirmişti. Evet efendim, hepsi doğru diye cevap verdi. Tanrı aşkına ekleyecek hiçbir şeyiniz yok mu diye haykırdı Sams. Evet efendim var ama utanç verici gerçeğin ortaya çıkması kafamı karıştırmış durumda. Burada bir mektup var Bay Sams. Bunu huzursuz geçen bir gecenin ortasında size yazmıştım. Bu günahımın ortaya çıktığını öğrenmeden önce yazıldığını gösteriyor. Alın efendim. Şöyle yazmıştım. Sınava girmemeye karar vermiş bulunuyorum. Rodezya polisinden bir teklif aldım ve hemen Güney Afrika'ya doğru yola çıkıyorum.'' Haksız avantajınızdan yararlanmama kararı aldığınızı duymak beni çok sevindirdi, dedi Sams. Fikrinizi değiştirme nedeniniz neydi acaba? Gilchrist Bannister'ı gösterdi. İşte beni doğru yola sokan adam şu, dedi kısaca. Evet, Banister, dedi Holmes. Şimdiye kadar söylediklerimden bu genç adamı dışarı bırakan tek kişinin sen olabileceğini bildiğimi anlamışsındır. Sonuçta Bay Sams giderken sen odada kalmıştın ve çıkarken de kapıyı kilitlemiş olmalısın. Genç adam pencereden kaçmış olamayacağına göre bu hikayenin eksik parçasını tamamlayıp hareketlerinin nedenini anlatsan diyorum. Nedeni çok basitti efendim. Tabii gerçeği bilseydiniz ama üstün zekanıza rağmen bilmenize imkan yoktu. Bir zamanlar efendim Sir James Gilchrist'in yanında uşak olarak çalışıyordum. Buradaki genç delikanlının babası. O iflas ettiğinde uşak olarak üniversiteye geçtim. Ama sırf parasız kaldı diye eski patronumu unutmadım. Eski günlerin hatırına oğlunu korumak için her zaman elimden geleni yapmışımdır. Neyse efendim, dün bu odaya girdiğimde ilk gördüğüm şey sandalyede duran Bay Gilchrist'in eldivenleri oldu. O eldivenleri iyi tanıyordum ve ne anlama geldiklerini hemen anladım. Bay Sams onları görürse delikanlının işi bitecekti. O sandalyeye çöktüm ve Bay Sams sizi aramaya gidene kadar hiçbir şekilde yerimden kalkmadım.'' Bay Sams gider gitmez, küçükken dizimde salladığım zavallı genç efendim içerideki odadan çıkıp her şeyi itiraf etti. Onu kurtarmaya çalışmamdan daha doğal bir şey olabilir miydi efendim? Ya da ölmüş babasının onunla konuşacağı gibi konuşup böyle bir şeyden yararlanmasının çok yanlış olduğunu ona anlatmamdan. Beni suçlayabilir misiniz efendim? Hayır, kesinlikle suçlayamam, dedi Holmes neşeyle ayağı fırlayarak. Evet, Sams, sanırım bu küçük sorunu çözmüş bulunuyoruz. Evde kahvaltımız bizi bekliyor. Hadi gel Watson. Size gelince efendim, Rodezya'da sizi iyi bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Bir defalığına kötü yola saptınız. Gelecekte ne kadar yükseğe çıkabileceğinizi göstermenizi bekleyeceğiz.''